Sevgili seyirciler, Esrar Oğlu programında hem günlük yayınlarımızı sürdürmeye devam ederken diğer tarafta deprem bölgesinde o ağır felaketi yaşamış vatandaşlarımız için destek olmaya, dayanışma ruhuna devam ediyoruz. Biz yardımlara devam ediyoruz dedik. Bu çağrımızı yaptık. Sağ olun ki sizler sayesinde çağrımız cevapsız kalmadı. Ve Allah nasip ederse bugün ikinci tırımızı Adıyaman'a uğurlamak üzere biraz sonra yola çıkaracağız. İkinci tırımız için hazırlıklarımız vardı. Bir ekip çalışması da var. Buradaki ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizlere dedik ki bize bebek bezi gönderin, Ramazan kumanyası gönderin, ıslak mendil gönderin, kadın pedi gönderin dedik. Sizler bol bol gönderdiniz. Biz onların hepsini organize ettik, düzenledik. Tıra yüklendi, yüklenmeye de devam ediyor. O hazırlık görüntülerini ekrana getireceğim. Ardından da yolculuk için startı vereceğiz. Aslında o 6 Şubat sabahından sonra eminim ki ülke olarak hiçbirimiz bir daha eski hayatlarımıza dönemeyeceğiz. Hem maddi hem de manevi olarak. Manevi olarak bunun yıkımı o bölgelerde olmuş olsa da Türkiye'yi derinden sarstı. Bölgede vatandaşlarımız hayatlarına ve yaşamlarına devam ediyorlar, etmek zorundalar. Onları yalnız bırakamayız. Onlar bizden hiçbir şey isteyemezler, ihtiyacımız var diyemezler ama biz o yardımlaşma elini onlara uzatmalıyız. Bu sebeple özellikle biz yardıma devam ediyoruz dedik, yalnız değilsiniz dedik ve yola çıktık. İlk tırımızı Hatay'a uğurladık. İkinci tırımız da Allah nasip ederse biraz sonra yola çıkacak ve Adıyaman'a gidecek. Oradaki depremzede kardeşlerimizi, ailelerimizin yaşamına bir nebze de olsa dokunacak. Şu anda ekip arkadaşlarımdan ve bu sürecin manevi anlamda en çok katkıda bulunanlardan biri sevgili Serpil karşımızda ve tırın yanında. Serpil, sendeyiz. Herkese merhaba. Biz bugün ikinci tırımızı göndermek için Esrailoğlu Stüdyosu'nun önündeyiz. İlk tırımız 24 Mart tarihinde Hatay'a doğru yola çıkmıştı. Deprem bölgesindeki konteyner kentlere ihtiyaç malzemeleri dağıtılmıştı. 2 hafta gibi kısa bir süre içinde ikinci tırımızı da doldurduk ve bugün Adıyaman'a doğru yola çıkacak. İnşallah. İlk tırımızda bebek bezi, bu tırda ilk bebek bezi, kadın pedi, ıslak mendil, hijyen malzemeleri, miniklerimize oyuncaklar, ayakkabı, erzak kolileri bulunmakta. Esra Erol da izleyicisi yine bizi yalnız bırakmadı ve gece gündüz demeden stüdyo adresimize yardım malzemelerini gönderdiler. Destek veren tüm Esra Erol da izleyicisine çok teşekkür ediyorum. Büyük küçük demeden tüm stüdyoyu yardım malzemeleriyle dolduran iyi niyetli herkese çok teşekkür ediyorum. Ay. Bu bir gönül işi. Gönülden yapılan bu işte öncülük ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Tüm ekip
bir köşesinde yer aldığımız için bizler de çok mutluyuz. Öncelikle... Forklift için bu ara... Söyle Serpil'im, sen cümlelerini söyle. Söyle aşk. Teşekkürlerimi unutmayayım çünkü gerçekten gönül veren, emek veren çok fazla insan var. Forklift için de Mustafa Tüysüz ve Hüseyin Mor Beyefendi'ye ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, tek başınıza bir şeysiniz ama kalabalıkla, dayanışmayla çok şeysiniz. Bunun en güzel örneklerinden biri de bu tırın tamamının dolması, oradaki tek bir yerin kalmaması. Bunun için çağrıma cevap veren, yardım gönderen herkese, Esra Erol da seyircilerine minnetle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin yardımlarınız, sizin desteğiniz yola çıkıyor. Ben sadece elçiyim, sadece aracıyım. Bunun için elimden geleni de her şeyi yapmaya da hazırım. Bu arada bu tırın düzenlenmesinde gece gündüz burada mesaiye kalan arkadaşlarım vardı. Onları görebiliyor muyum bilmiyorum. Serpil. Vallahi hepsi şu an kameranın arkasında. Her zamanki gibi görünmez Nuray kahramanlar. Abla, Yağmur, Sercan, Veysel, Sevcan. Hepsi kamera arkasındalar şu anda. Hepsi kamera arkasında. Hala yüklemeler devam ediyor. Biraz sonra da yola çıkacak. Evet. Eğer hazırsanız tır en son koyulacak ne vallahi kaldıysa onu hazırım. Koyalım. Yola çıkartalım. Sendeyiz evet. Serpil. Destek veren, emek veren tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi tırımızı kapatalım kapısını ve Adıyaman'a doğru yola çıkaralım. Şunu söylemek istiyorum. Sizin de hep dediğiniz gibi yalnız değilsiniz diyerek tırımızı uğurlayalım. Söz sizde. Şimdi bu paketlerin içerisinde öncelikle ne var? Bir ailenin bir hafta boyunca tüm temel ihtiyaçlarını, yiyeceklerini, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kumanya paketi var. Bu çok önemli biliyorsunuz. Ben Hatay'a gittim. Hatay'da bölgeyi gördüğümde, orada şahit olduğum şeyler gerçekten çok üzdü. Bir süreç var önümüzde. Bu yaranın sarılması inanın kolay değil. Ama yaraları saracağız. Nasıl saracağız? Dayanışma ruhuyla saracağız. Bu yaraları saracağız, yardımlaşmaya devam edeceğiz. Bölgeyi unutmayacağız. Çünkü bölgedeki herkesin gerçekten en büyük korkusu yalnız kalmak, yalnızlaşmak ve unutulmak. Unutulmak. O yüzden onları unutmayacağımızın, unutmadığımızın altını çizmek istiyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yardım gönderen, destek olan herkese de çok teşekkür ederim. En önemli görevimiz unutturmamak ve unutmamak. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Önlemlerimizi alacağız, binalarımızı ona göre yapacağız. Deprem bilincini zihnimizde, sokaklarımızda, binamızda oturtacağız. Bir daha böyle bir felaketi yaşamayalım. Çünkü bu ihmaller maalesef ki çok ağır bedeller ödetebiliyor. Yardımlaşma güzel bir şey ama çok daha farklı şeyler için yardımlaşabiliriz. En büyük desteğim bu. Bu arada tırımız gidiyor. Hadi bakalım yol açık olsun. Adıyaman'ı uğurluyoruz sevgili seyirciler. İkinci tırımızı şu anda kanal binasından ayrılıyor, çıkış yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun. Çabucak varsın oralara, köylere, insanlara ulaşsın. Herkese sevgimizi, selamımızı göndersin. Unutmadığımızın altını çizsin. Manevi olarak onların yanında ve destekçisiyiz. Şunu eklemek tabii istiyorum. Serpil de siz de Esra Erol da izleyicisi dediniz. Şimdi programların izleyicisi çok olur ama siz bir aile programı yapıyorsunuz. Ve bu programdan sonra ben şunu fark ettim. İnsanlar görsellerini gönderiyorlar. Buradaki konulara o kadar çok içine dahil oluyorlar ki aile olmadığınız zaman yalnızca izleyiciler izlerler. Ama ben artık şuna inanıyorum. Esra Erol'da ailesi var. Ay, çok yardımların bu kadar çabuk gelmesinin çok altında yatan da hastanede bu programın izlenmesinde de gelen tepkilerden de sizin artık kocaman izleyici kitlenizin dışında bir Esra Erol aileniz var. O yüzden ben de yalnız aile değilim giderek, evet siz de yalnız değilsiniz, o aile sizi seviyor.
İnşallah Allah ikinci göndermeyi nasip eder. İnşallah, inşallah. Gerçekten şimdi her gönderilen yardım kolisinin kenarına iliştirilmiş bir not var. Seni çok seviyoruz, bizim adımıza ulaştır. Yani o... o paylaşım, o gerçek paylaşım çok kıymetli. Sizler sayesinde ikinci tırımızı uğurladık. Bundan sonra daha nicelerini Allah nasip ederse. Hadi başlayalım programa. İlk konuklarımızı davet etmek istiyorum. Sariye ve Ahmet Demir çifti karşımızda olacak. Buyursunlar stüdyoya. Onlar geliyor. Onları yerlerini alırken ben hemen bir çiftimiz vardı. 9 yıl... Buyurun lütfen. Emrah Bey, Emrah Şimşit programa başvuruda bulundu. Eşim 9 yıl öncesinde evi terk etti. Beni ve çocuklarımı terk etti. Onu arıyorum. Başka biriyle başka bir şehirde bir hayat kurdu. Artık boşanmak istiyorum dedi. 9 yıldır birbirini görmeyen çift canlı yayında bir araya getirildi, konuşturuldu. Ayrılık konusunda da bir karara ve bir uzlaşmaya vardırıldı. Bunun bugün neticesini öğreneceğiz. Önce hatırlatmamız ekrana geliyor, ardından beraberiz. 9 yıl öncesi boşanma davası açtım. Geleceğim diye kandırdı. Bir güven verdi çocuklara. 9 yıldır kayıp olan eş şimdi stüdyomuzda. Beni sinir etme, böyle tamam dedin sen, mı? Sen... Çalışmış olsaydı, evine ocağına baksaydı ben bunu bırakır da gitmezdim. Siz giderken çocuklarınız 3, evet, 5 ve 9 yaşlarında. Niye böyle bir ilişkide sadece kendinizi kurtarmayı tercih ettiniz? Ben... Bu vicdansızlık değil mi? Yok. Onun da Allah isteysin, beni de Allah isteysin. Bak seninle mülakat yaptığımızda hani soruyoruz, bak niye kaçtın, ne vardı, sorun neydi? Hani şiddet hiçbir zaman olmadı, aşırı sorumsuz bir adamdı. Baktım ki adam olacağı yok. Çocukları bu kadar sorumsuz bir adama niye bıraktın? İşte orada bir çelişki var yani. Şöyle aç bırakıyor, böyle aç bırakıyor, evet. Ama giderken 3 çocuğu da bırakayım. Aynen. Ben başka bir yerde yaşayayım. Esra Hanım. Zaten Esra Hanım ben boşanmak istiyorum. Annesi görüşmek istiyorsa gelir orduya, görüşür 3 saat, 5 saat, otobüse biner, tekrar gider Mehmet Şahin'in yanına. Peki. 9 yıldır ayrı olan, 9 yıldır birbirinden haber alamayan, 9 yıldır kavga eden çift bugün aynı koltukta, arada bir mesafe de olsa yan yana oturuyor. Evet. Önemli bir adım değil mi bu? Emrah Bey. Önemli derken sen ama. Önemli bir adım mı sizce? Hayır, benim için yok, değil. 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 Değil, değil. Değil. Rahatsız mı oluyorsunuz yan yana oturmaktan? Evet. Boşandınız bu sebeple olabilir mi? Yok, hayır. Yok. Ben baştan beri söylemiştim. Boşanmak için gelmiş demiştim. Songül Hanım, programa katıldığınız için kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Ha, bir yerde mutlu hissediyorum, bir an önce bittiği için. Sevgili seyirciler, çift 9 yıldır aslında kayıp olan, çocuklarını terk eden, kendisi, ailesi ve çocukları terk ettikten sonra çocuklar yurtta büyümek zorunda kalıyor. 9 yıllık o bilinmezlik sona erdi. Çift bugün Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Avukatımız Ahmet Kur'an süreci takip etti, avukatlığını yaptı. Her iki tarafında birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Bir görüntümüz vardı ama sesle bir problem var. Onu DSFS ekrana gelecek herhalde. Onu da bir ekrana getirelim. Adliyeye gitmek, bu süreci yaşamak nasıldı? Hanginiz başlamak ister? Emrah Bey. Adliye. Boşandınız. Evet. Ne hissediyorsunuz? Allah'ım, bir hissetmiyorum yani. Artık bitti zaten. Bitti. Evet, yeni bir başlangıca devam etmek zorundayız. Gözden uzak olan gönülden de ırak oluyor. Aynen. Kağıt üzerinde aslında siz birbirinize bağlı bir çiftiniz. Aynen. Aynen ama kağıt da olsa fayda etmiyor. Hı? Kağıt üzerinde de olsa sonuçta yani. Nikahını taşımış oluyordum. O sayıda taşıyordun. Evet. Evlilik birliği içerisinde görünüyordun. Evet. O evlilik birliği içerisinde görünüp farklı bir ilişki yaşayıp sonuçları bazen çok ağır olarak da dönebiliyordu. Evet. Ama şimdi artık boşandınız. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Birbirinize hakkınızı helal eder misiniz? Buyurun. Ben edemem aslanım. Ben edemem. Siz? Hayır, hayır etmiyorum. Sizin etmeyecek ne hakkınız var? Etmiyorum Esra Hanım. Çocuklarınızı bu saatten sonra görmek istiyor musunuz yurttan? Evet. İnşallah görevlerinizi yerine getirirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.
Boşandınız. Anladım. Artık ikinizin de farklı hayatları var. Bu iş bu kadar zor da değilmiş aslında, değil aynen. mi? Evet. Ya. Ama işte insan demek ki kendi zorlaştırıyor. Bir araya gelebilmek çok önemli. Aynen. Bir araya geldiğiniz yerde vekiller bile devrede olsa anlaşmalı boşanmada çiftlerin aynı anda adliyeye girmesi lazım. Hı-hı. Hakim karşısında olması lazım. O şekilde aslında oldu, o iletişim dili olmadığı için çok zor. Bu program da aslında sizin o iletişim dilini kurmanızı sağlıyor. Dile kolay 9 yıl. Evet. Yani çocuklar açısından bir menfaat kalmamış. 3, 5, 9 yaşında çocuklar aynen. terk edilmiş. Toplum açısından da bu evliliğin devam etmesinde bir fayda, yarar var mıdır? Hayır, yok. Ne olurdu? Siz bir çocuk dünyaya getirseydiniz toplum açısından soy bağının karışıklığına neden olacaktı. Olabilecek. Evlilik devam ettiği avukatım, için. Avukatım olmaz, olmaz. Siz biliyorsunuz bunu. Evet, tabii ki yani. Bilmesem o yüzden de konuşmam lazım. Her şey mümkün. Çocuklar açısından da devlet açısından da devletin muhatabı evet. şimdi sizsiniz. Evet. Çocukların evet. velayeti konusunda. Aynen. Anne yaramayacak. Tabii artık. Bu arada evet. kişiler kendi hayatlarını yaşamak uğruna çocukların dünya getirdiği çocukların hayatını mahvetme hakkına sahip değil. Bence bunun da bir yaptırımı kesinlikle olmalı. Öyle ben istiyorum şöyle yaşayacağım deyip çocukları bırakamazsınız, yok sayamazsınız. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Başka bir çiftimize geçeceğiz sevgili seyirciler. Ahmet ve Sariye Demir çiftine geçeceğiz. Önce hatırlatma ardından çiftler karşı karşıya. İlk serüven sizi aramakla başladı. Sonra evet. siz buradaydınız. Aynen. Eşinizle bir arada hani olup konuşma fırsatı da yakaladınız. Ben kesin kararım yani. Ben boşanmak istiyorum. Esra Hanım, benden kendisi konuşuyor. Gönlü var gibi. Nasıl olmuşsun? Kilo, çok kilo vermişsin. Yazık falan gibisini laflar söyledi. Şimdi kendisi bu şahıs burada olduğu sürece o şahıs bunu inleliyor. Kimse beni inlemiyor. Hayır. Bu bir böyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor. Yani aynı kararda konuşması yok. Ben kararım kesin. Ben boşanmak istiyorum buradan. Evime gitmek istiyorum. Anladın o zaman bana bu şahısla bir ilgin ilişkin olup olmadığını yoktur. Bana kanıtlayacaksın. Hayır yoktur. Kanıtlan. Evet, kanıtın varsa kanıtlayabilirsin yani. Kanıtlayacaksın. Yoktur. Bu şahıs yoksa bu kaç günden beri burada ne bekliyor? Hiçbir ya ilişkin yok. Ya ben boşanmak istiyorum. Niye uzatmak istiyorsun? Niye bekliyor burada? Biz evlendik, ilişkimiz vardı. Ben seni burada boşayacağım. Şu an evlenmedik. Şu an öyle ama bir şey yok. Yoksa o zaman ben seni istiyorum. Tamam yok, bir şey yok. Ben istemiyorum. Tamam ben istiyorum. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Yani eğer beyefendi söz hakkını, cevap hakkını kullanmak isterse bu konuyla ilgili. Okuma yazmam yok dedi. Ben de tamam gelirim dedim. Sariye Hanım'ın burada arkadaşıyım şu anda. Torla bu arada Sariye Hanım'a bir görsel göstermek istiyorum. Siz bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz baktığınızda? Nasıl yani aynı? Sevgiliyiz diye, evli diye o şekil yargılıyorum yani. Yani bu fotoğraftaki aynı. İnsanlar sevgili mi? Aynı. Öyle gözüküyor. Öyle mi? Öyle gözüküyor, söyledir. Ne oldu şimdi? Bakın, her şey piyasaya çıktı, utanmıyor musunuz? Niye inkar ettiniz? O adamla ailesiyle sorumu var diye söylemek istemedik. Artık bu saatten sonra birbirinizi yıpratmanızın bir anlamı yok. Var mı? Yok aslında. Boşanmak istiyorum ben. Kendisi de bu anlaşmalı boşanak gidiyor. Eşimi arıyorum diyerek gelen Ahmet Demir, eşini bulduktan sonra bu evlilik benim için bitmiştir. Bir an önce boşanmak istiyorum dedi. Ardından kararını değiştirdi, barışma talebini dile getirdi. Sariye Hanım'ın son düne kadarki kararı bir an önce bu evlilik bitsin, gel anlaşalım. Bugün çiftimizi anlaşmalı boşanma konusunda hani uzlaştırabilmek, bir masa etrafında hem konuşup hem karar verebilmeleri için avukatımız Ahmet Kur'an'a yönlendirdik. Hatta çift boşanma başvurusuyla ilgili Küçükçekmece adliyesine gitti. Ama ne olduysa adliye koridorlarında yaşandı. Evet. Bugün adliyeye gittiniz. Evet. Çok önemli bir adımdır o adliyeye aynen. gitmek. Bana çok soğuk geliyor adliye binası da. Bilmiyorum yani soğuk geliyor. Aslında bir tarafta da bir sıcaklığı da var. Hani tüm sorunlarınız adalet sağlanıyor ve karara bağlanıyor. Ama boşanma konusunda adliyeye gitmek aslında bir şeyi sonuçlandırmak demek. Doğru. Bugün adliyeye gittiğinizde, o adımı attığınızda ne hissettiniz? Oraya gittiğimde ben yani geceden beri düşünüyorum zaten Esra Hanım. Ne düşünüyorsunuz onu da yani, açıklayın. Benim çocuğum eksiz kalmasın diye onun için hatta ben geceden beri yemek bile yemedim yani. Hı hı. Herkes biliyor yoldan gelinecek kustum ben yani. Hı hı. Benim çocuğum üvey babasının eline büyütmesini istemiyorum ben. Yani? Evet. Ben kararımı bu şekil verdim yani. Nedir kararınız? Ben evime gitmek istiyorum. Eviniz kim? Eşim. Ahmet'le barışıp Ahmet'e dönmek istiyorsunuz. Evet, boşanmak istemedim yani. Size bu kararı aldıran çocuktan hı. ziyade başka hangi düşünceler nedir? Ne oldu da Sariye
Ya boşanma kararı senin için zor bir karar. Yanlış bir karar. Ya, bu evliliğe bir kez daha şans ver dedirtti. Şans niye verdim? Benim yanımdaki şahıs beni sürekli şey yapıyor yani, sıkıştırıyor. Mesela dün biz eşimle görüştüğümüzde biz çocuk konusundan anlaşmıştık mesela. Ayda bir sefer çocuğumu göreyim dedi. Kendisi de bir babadır yani. Ben tamam dedim. Bu yanındaki beyefendi diyor ki işte şey, o gelip burada çocuk alamaz, çocuk göremez. Sen onunla işte muhatap olamazsın. Sıkıştırma, tehdit gibi. Önce, evet, o şekil yani. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Ahmet Bey, bu karara tepkiniz nedir? Şimdi Esra Hanım, bu karara tepkim benim... ben önce de dile getirdim zaten. Benim yavrum var, çocuğum var. Zaten 6 tane daha önceki hanımdan var. Onlar öksüz kaldılar. Bu da öksüz kalacak. Dayanamadım. Öksüzlerin ne olduğunu ben biliyorum. Ben de öksüz büyüdüm. Onun için birbirimize şans verdik yani.